Gündemin Sesi programından merhabalar değerli izleyenler. 2023'ün son günlerindeyiz. Peki 2023 nasıl geçti sorusunu yurttaşa soruyoruz ve cevapları ekranlarınıza yansıtıyoruz. Sizin için nasıl geçti? İyi, iyi. Sizler için nasıl geçti 2023? 2023 nasıl geçti sizler için? Güzel geçti, vaktimiz yok, meşgulüz. Ha. Vallahi hiç güzel geçmedi. Ne sizi en çok etkileyen şey ne? Etkileyen oldu? Hayat pahalı. 3,5 milyondan nasıl geçineceğiz? 7,5 milyondan. Emeklisiniz. Emekliyim. 7,5 milyon. Yani, kira ne yapacağız? Yiyeceğim mi? Yani yapacağım? Hiç güzel değildi. Hayat kiracı yok. Mıyız bu arada? Kiracıyız. Yani şöyle şunu demek istiyorum. Çocukların yanına gittiğin zaman gidemezsin. Çocuklar kendilerine bakamıyorlar. Bana değil yani. Hiç güzel değildi yani. İnşallah 2024 iyi gelecek. Öyle bir umudunuz var mı? İnşallah. Hiç yok, daha betere gider. Hiç ümidimiz yok yani. Allah sizlere sağlık, güzellik versin. Çok cinsiniz. Allah ailenize bağışlasın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar gençler. 2023 nasıl geçti sizler için? Pek iyi geçmedi ya. Sonlara doğru güzel geçmeye başladı da. Yani ilk başlarda nasıldı? Senin için. Kötüydü. Zaten Şubat'ta deprem oldu. O herkes için çok üzücüydü. O şekilde. Peki hani sen bir öğrenci misin? Öğrenciyim. Sen ne yaşadın 2023 yılı boyunca ekonomik olarak? Ekonomik olarak çok kötüydü tabii ki de. Artık bence ilerledikçe de kötü oluyor. Zaten sınava hazırlanmak bence artık öğrencilere mantıksız geliyor. Sen üniversiteye bu sene girdin. Bu sene geldim. Nasıl oldu sen? Şu an İstanbul'a yeni taşındın. Evet, İstanbul'a yeni taşındım. Yani, nasıl oldu? Yani İstanbul'da nasıl yaşıyorsun? Yaşayabiliyor musun yani, ekonomik olarak soruyorum. Çok zor tabii ki de. Öğrenci olarak çok zor ve imkan sağlanmıyor. Yani sadece KYK bursuyla hiçbir öğrenci geçinemez burada. Ki özel okulda okuyorum yani. Bunu da ödeyemez kimse. O yüzden zor biraz. Peki 2024'ten beklentin? Huzur ya. Çok huzursuz hissediyorum kendimi her yerde. Bilmiyorum, huzur bekliyorum. Bu huzursuz hissetmeni sağlayan şey ne? Mesela bir durum vardır ortada. O ne olabilir? Hiçbir şeyin yoluna gitmediğini düşünüyorum genel olarak. O yüzden yani. Tabii ki de iyi şeyler de oluyor da onlara tutunmak lazım ama o şekilde. Ay sağ ol. Vallahi konuşacak halim yok. Çok yorgun. Tek kelimeyle söylesen 2023'ü yeter. Güzel güzel. Ama yani biraz karışık tabii. Bir sürü dünyada olaylar oldu. Üzüntülü yani. Merhabalar. 2023 sizler için nasıl geçti? Berbat. Kötü. 2023'ün güzel geçtiği biri var mı gerçekten? Soruyoruz. Geçti mi, nasıl yok, geçti? Yok. Herkes için kötü geçti. 2024'ten beklentiniz? Beklentilerim ve umutlarım çalındı. Çok kötü bir yıl geçirdik. Çok kötü bir yıl geçirdik. Peki hani sizce 2024'te neler olur? Ne istiyorsunuz 2024'ten beklentiniz? Memleketimiz için huzur, kendimiz için sağlık ve geçinebilecek kadar para istiyoruz. Ya 2023 en çok ekonomiyi vurdu değil mi? Evet, evet. 2024'ten düzelmesini istiyoruz. Evet, bakın şu anda hiçbir ilaç yok. Herkes bir antibiyotik bile bulamıyor. Evet, ilaç sektöründe ve bilimum diğer sektörlerde çok büyük kayıplar var. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Neden böyle oldu? Onun için bir şey diyemeyeceğim. Kusura bakmayın, çok güzel bir yıl geçirmedik. 2023 sizler için nasıl geçti efendim? Hı? 2023 sizin için nasıl geçti? İdare. Nasıl idare ediyor? Sizi en çok etkileyen şey neydi? Ekonomi. Peki hani bu ekonomi nasıl geçti? Siz ne tür zorluklar yaşadınız 2023'te? Her şey daha zorlaştı. Peki 2024'ten beklentiniz neydi? İnşallah düzelir. Düzeleceğine dair umudunuz var. İnşallah. 2023 sizler için nasıl geçti? Çok kötü. 2023 sizler için nasıl geçti? Berbat. Nasıl yani? Neydi sizi etkileyen olay? Sizi? Hangi biri sayıp? Hangisini söyledin? Hangisini sayıyorum? Merhabalar. Biz 2023 nasıl geçti diye soruyoruz. Nasıl geçti sizler için 2023? Vallahi pek iyi geçmedi. Nasıl geçmedi? Sizi en çok etkileyen şey neydi? Ya biz telaşlıydık. Düğünümüz vardı biraz. Bu düğün size ne kadara mal oldu diye sorsam şimdi?
Aa, hiç hesaplamadık. Yani sizin bütçenizi zorladı mı? Yok, zorlamak amaçlı değil de yani yorulduk öyle diyelim, çok zormuş ilk yaptık. Ha, ilk düğün mü? Ha, hayırlısı olsun, artık kapıyı açtınız. Evet. Peki şimdi 2023 sizin için hani biraz yorgun geçti düğünden dolayı. Ekonomik olarak, sosyal yaşam olarak hangisine cevap vermek isterseniz tabii, nasıl geçti? Ya ekonomi biraz zor şu anda, hele geçim daha çok zorlaştı. Hani bilmiyorum, eşim mesela bisiklet tamircisi benim. Gerçekten çok zorlaştı. Bir şey alırken mesela düşünüyoruz artık, alsak mı almasak mı diye. Tercihlerimizi değiştirmek zorunda. Aynen aynen, düşünerek alıyoruz artık bir şeyleri. Peki kiracı mıyız bu arada? Yok, ev sahibiyiz. İyi ki almışık ev. Almasaymışık şimdi dışarıdaydık yani. Bir de biz Eskişehirliyiz. Burada oturmuyor musunuz yoksa? Gezmeye geldik. Eskişehirliyiz. Gezmeye geldik. Eskişehir'den diyorlar ki hani, metropol kentlerde ekonomik olarak yaşamak biraz daha zor ama diğer şehirlerde biraz daha kolay gibi bir algı var. Sizce gerçekten öyle mi? Evet, burası Eskişehir'e bakarak daha pahalı. Yani her şeyde fiyat farklı. Daha fazla yani burası. Ne kadara vurursak mesela çok pahalı ya da çok normal deriz? Ya mesela şeyde otobüslerimizde bizimki 12 TL. Burada mesela 17,5, 20 o civarda. Ulaşımda bir fiyat farkı var. Peki kiralarda nasıl bir fiyat farkı var? Hiç soruşturdunuz mu? Kira olarak burası daha kötü diye duyuyorum yani. Bizim orada hani 4,5'a 4'e ev var. Ama burada zannetmiyorum yani. Burada 4,5'a bir oda bile bulamayız. Aynen, aynen. Peki hani siz 2024'ten ne bekliyorsunuz, dileğiniz ne? Allah sağlık, mutluluk, herkese de bol para diliyorum, başka bir şey yok. Ekonomik olarak zorlanmayacakları bizim. Aynen, inşallah öyle olur. İnşallah Allah yardım eder. Maaşlara, her şeye zam gelsin yani. Peki gelir mi sizce, bir asgari ücret görüşmeleri var. Bu herkesi etkiliyor biliyorsunuz. 27 milyon işçiyi etkiliyor. Siz nasıl görüyorsunuz onu? Bir asgari ücret yeterli olur mu şu anki ekonomik şartlarda? Şu an değil. Katiyetle yetmez. Yani nereden baksan bir asgari ücretin 25 bin liradan fazla olması gerekiyor. İyi geçinebilmek de değil yani. Normal bir hayat sürmek için 25 bin lira. İyi bir şey istiyorsanız 30-35 bin lira bu devirde bence öyle. Çünkü kiralar 15 bin liradan başlıyor. Merhabalar, 2023 sizler için nasıl geçti? Sizlere soralım, 2020 berbat. Sizler için 2023 nasıl geçti? Nasıl geçti 2023? Merhabalar, 2023 sizler için nasıl geçti? Efendim? 2023 sizler için nasıl geçti? Eşimle iyi geçti deyince. Nasıl kötü? Eşinizle geçti. İyi geçti. Kötü geçti. Normali kötü geçti. Bir, evet. Peki ne kötü geçti ekonomik eşime olarak? Sorun olamaz. Ben size sordum. Yok, ben söylemeyeceğim eşime sor. O zaman 2024'ten beklentiniz? Yok, söylemeyeceğim. Barış, güzellik, her şeyle. Sizler için nasıl geçti? Teşekkür ederiz. Nasıl geçti 2023 sizler? Mükemmel geçti. Şükür. Sizi bu kadar mutlu kılan neydi? Ne güzel bir şeyler yaşamışsınız. Neydi o güzel şeyler? Çocuklarımla birlikte her anı yaşadık. Çok güzel. Yanınızdalar. Tabii şükürler olsun. Bundan daha iyi nasıl olur? Pozitif bir insan mısın? Pozitif bir insanım, evet. Şükürler. Bunu neye borçlusunuz? Çünkü dünyaya bir kere geldik. Hiçbir anın bir daha tekrarı olmayacak. Hayatı kendine ve başkalarına zehir etmenin hiçbir anlamı yok. Yani yaşadığın her anın kıymetini bilip değerini vermek gerekiyor. Ne güzel bunu yapıyorsunuz. Çok güzel. Peki 2024'ten beklentiniz nedir yeni bir seneden? Evet, daha güzelliklerle, üzerine daha güzellikler ve güzel anılar, hatıralar ekleyerek katlanması sevdiklerimle beraber. Sonraki daha güzel olur. Peki 2023'te sizi en çok etkileyen olay neydi? Ne yaşadınız en çok sizi? Depremler, ekonomik. Yani ne bileyim. Peki hani nasıl etkiledi? Genel olarak ülkeyi nasıl etkiledi bu depremler, ekonomi, ruh hali olarak soruyorum.
Bence çok kötü. Onu diyorum. İnşallah 2024 hepimiz için daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki böyle bir umudunuz var mı? Gerçekten iyi geçecek mi? Yoksa 2023'ü aratacak mı? Umut ediyoruz. İnşallah. Benim işim berbat. Ne? Sizi en çok etkileyen olay neydi? Ekonomi kriz. Efendim? Ekonomi şartlar. Nasıl bir ekonomik olarak bir şartlar geçirdiniz? Hayat şartları yani. Alım gücü azaldı. Başka ne diyebilirim ki yani? Vallahi hiç de güzel geçmiyor. Yani görüyorsunuz ortalığın halini. Ne söyleyeyim? Ya sizden dinlemek istiyoruz. Siz ne yaşadınız? Sizi en çok etkileyen olay hangisi? En çok etkileyen olay bana ne oldu? Mesela çocuğumun kirasının birden artırışı oldu. Ne kadar arttırdılar? 2600'den 8 yaptılar. Şu anda her anda şey gelebilir. Ocak ayında zaten çocuğumun zammı. Yani kesin 8 yaptıysa 16 yapacak diye düşünüyorum. Yani benim de düşüncem çocuklarım. Başka kimse değil. Yani çevremi de tabii ki düşünüyorum ama liseye giden bir çocuğum var benim şu anda. Torunları... Yani insan elbette ki çocuklarını aynen düşünecek, onların yaşam kalitesini aynen düşünecek. Aynen her şeyi. Şimdi evde bir genç kız var, evli çocuklarım var, torunlarım var. Her şeyi düşünüyorum. Yani nasıl anlatayım ki sana? Peki bu ekonomik olarak hani çocuklarınız, torunlarınız var. Ekonomik olarak geçiminiz nasıldır? Hani çocukların istediklerini alabiliyor musunuz? Sadece eşimin emeklisi var. Eşinizin emeklisi. Sadece. Ne kadar emekli? 350 emeklisi var. 9350 bu kadar söyleyeyim sana. Kiranız var mı? Kirada mı kalıyorsunuz? Yani kira ödemiyoruz ama evde kendimizin değil. Kayınpederimin üstüne. Kendimizin de değil. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz ama 2024'ten beklentinizi de sorayım. Ne istiyorsunuz? İnşallah her şey güzel olur diyorum. Yani ne diyeyim, bu enflasyonun düşmesi. Bu marketlere her girip çıktığımızda bir de her markette ürünlerin fiyatları değişik değişik. Niye ben 10 tane market gezeyim? Niye öyle bir şey oldu? Artık market edeyim. Ucuzluk arıyoruz. Evet, telefondan takip ediyorum. İnanın ki katalogları telefondan bakıyorum. Nerede ne indirim var oradan takip ediyorum ben. Hiç güzel geçmedi. Ne, hangi sizi en çok etkileyen olay neydi? Ne yaşadınız? Her türlü. Nasıl enflasyon? Yani başka hiçbir şey yok. Peki hani sizin kiracı mısınız ya da ekonomik durumunuz nasıl? Kiracı değilim ama geçim çok zor. Yani fark etmiyor bu ne olursa olsun. Kiracı ya da işte ev sahibi olmak fark etmiyor ekonomik olarak. Yani aynen öyle yani. Peki 2024'ten beklentiniz ne? İnşallah güzel olur. Çok kötüydü, çok sıkıcıydı. Nasıl sıkıcı ve nasıl kötüydü anladın mı? Yani hiçbir heyecanlı bir şey geçirmedim. Öyle okudum, o kadar hiçbir şey olmadı. Üniversiteye ilk defa mı, yani ilk defa mı girdin üniversiteye yoksa? Liseye 3 şu an. Lise 3 sınıfsın, üniversiteye hazırlanıyorsun. Evet. Peki nasıl geçiyor, nasıl zorlanıyor musun? Çok zorlanıyorum. Yani sürekli çalışmam gerekiyor. Bunun bilincindeyim zaten ama hani canım sıkılıyor yine de. Hani bir sürekli artık... ders çalışmaktan mı sıkılıyor? Evet, arkadaşlarımla çok vakit geçiremiyorum. Hı-hı. O yüzden sıkıcı. Peki 2024'ten beklentin ne? Ne istiyorsun 2024'ün senin için ne getirmek? Öncelikle inşallah sağlıklı bir yılım olur. Bir sıkıntı olmaz inşallah. Hayallerim, hedeflerim var. İnşallah daha çok çalışarak hayallerime ulaşacağım. Hayalin ne peki? Eczacı olmak. Eczacı olmak. Evet. Üniversiteyi kazanmak. Hı-hı. Allah izin verirse bir şiir kitabı çıkarmak istiyorum inşallah. Şiir yazıyor musun şu anda? Sen hani hiç sordun mu arkadaşlarına benim şiirlerim nasıldır diye fikir alıyor musun? Öğretmenlerimle de arkadaşlarımla da konuşuyorum. Beğeniyorlar. Beğeniyorlar. İnşallah güzel olur. Biz de okuruz 2024'te senin şiir i̇nşallah, kitabını. İnşallah. Sizler için nasıl geçti 2023? Yani fena değil. Nasıl fena değil? İşte çok iyi de değil, kötü de değil. Sizler için nasıl geçti efendim 2023? İyi geçiyor, iyi. Çok şükür iyi. Fena değil. Sizleri... Sağlıklı geçti. Bu yeter. Sağlıklı geçti. Başka bir şey yoktu inşallah. Çok şükür. 2024'ten beklentiniz? Huzur, sağlık. Merhabalar. 2023 nasıl geçti diye sokak röportajı yapıyoruz. Sizin için nasıl geçti 2023? Biraz iyi. İyi geçti. Aha. Öğrenci misin bu arada? Evet, öğrenciyim. Çalışıyorum. Ya, çalışıyorsun. Hı-hı. Ekstra çalışıyor musun yoksa derslerini mi çalışıyorsun? Ekstra çalışıyorum. Ekonomik anlamda. Hı-hı. Senin ekonomik gücün, hani çalışmak zorundasın. Senin derslerini nasıl etkiliyor bu hem çalışmak hem okumak? Ya, anneme yardımcı oluyorum ben. Hı-hı. Annen tek mi çalışıyor yoksa hani ekonomik... Abilerim çalışıyor, ablalarım çalışıyor, öyle. Sen hem harçlığını çıkarmak hem annene yardımcı olmak için aynen çalışıyorsun. Aynen, evet. Peki 2024'ten beklentin? Herkese mutluluk. Öyle. 2023'te deprem oldu. Yani 2024'te iyilikler bekleriz. Ortamı görüyorsunuz. Yani hiçbir farklılık var mı? 2023
Ocak'tan 2023 Aralık. Bir fark görüyor musunuz? Her gün daha kötü. En acısı Şubat depremi. 2023 depremlerle, ekonomik olaylarla ve sosyal olaylarla ağır bir yıl olarak geçti. Türkiye bir deprem ülkesi ve bunun yaşanabilme ihtimali çok yüksek. Buna dair ne söylersiniz? Yani ben Erzurum'da da yaşadım. Orası asıl depremin en şeyi. Yani İstanbul'da korkuyoruz. Hepimiz korkuyoruz ve Zeytinburnu'ndayım ben. Yani çok korkarak yaşıyoruz. İşte mümkün olduğu kadar başka illere kaymaya uğraşıyoruz. Başka çözümümüz... Şehir değiştirmeye çalışıyoruz. Değiştirmeye çalışıyoruz, evet. Bunun nedeni zaten deprem. Deprem, kalabalık, ondan sonra yaşam şartları. İstanbul'u çok seviyorum ben ama yani huzur bulamıyorum açıkçası. Çok nadiren dışarıya çıkıyorum mecbur kalınca. Dışarı çıkmak istememenizin nedeni ekonomik gereç. Ruh haliniz. Yok, yani etrafımdaki insanlar daha çok. Kendimi rahat hissetmiyorum. Şöyle bir kalabalıkta bilmediğim insanların içinde, dilini anlamadığım insanların içinde. Onun dışında İstanbul çok güzel bir şehir. Çok şanslıyız. İnşallah eskiye döneceğiz. 30 senedir, 34 senedir İstanbul'dayım ben. O günleri arıyoruz. Kimin ne olduğunu bildiğimiz, kiminle beraber oturup kalktığımız o ortamı istiyorum. Özellikle şu yapılaşma, Zeytinburnu belki araştırmışsınız, plansız yapılaşma var, trafik ona göre. Yani hepsinin çözümü var aslında ama bekliyoruz. Bilinçlenip gereğini yapmak. Yani Türkiye bir deprem ülkesi. Nereye taşınırsanız taşının yaşayacaksınız. Evet, ama bilinçlenmek ve bilinç gereği yaptırım geliştirmek. Peki hani sizce hükümet kanadından ya da siyasi kanattan bu depremin bu kadar yıkıcı olduğuna dair, hani birçok deprem yaşıyoruz. Sizce bunu gerçekten uygulamak istiyorlar mı? Hani son imar yasasını da göz önünde bulundurarak belki araştırmışsınızdır. Şöyle söyleyeyim, siyasilerin hayatı farklı, bakış açıları farklı, halkınki farklı. Gerçek, halkınki bakış herkes açısı gerçek. Derdinde. Herkes geçim derdinde şu an, yani evim yıkılsa da yaptırabilirim, yaptırayım. O çaba hiç kimsede yok yani şu an. Aslında parasal bir maddiyatları da yok. Bir de evet, yani yönetimlerden istiyoruz tabii, yani talep ediyoruz, bekliyoruz. Biz de gerekli desteği veririz üstümüze düşeni, tabii gücümüzün yettiği kadar. Olması gerekiyor yani, şu cennet İstanbul'u kaybetmek istemiyoruz. Ayrılan fonlar ayrıldığı yere gitsin. Vergiler ne için toplanmıştı? Her şey şu an dört dörtlük. Evet. Planlanan dört dörtlük. İş icraata kalıyor. İnşallah onu da göreceğiz. Böyle bir umudunuz var mı? Gerçekten böyle olur mu? Yani icraat gerçekten iyi işler mi? Yani bizim talebimiz doğrultusunda her şey giderse, yani biz aklımızın erdiğini yapmaya uğraşıyoruz. Olur. Niye olmasın? Olur bence. İnsanlar umutlarını yitirince bitmiş demektir. Umut vardır her zaman. İyi geçti. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu. Güzel bir yıl geçti. İşte şu depremler falan olmasaydı daha da iyi olurdu. 2023'ün ilk yıl, ilk ay, ilk ikinci ayında biz bir deprem yaşadık. Türkiye bir deprem ülkesi. Bu depremler her an tekrardan yaşanabilir. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Bunlar için tedbir alınıyor mu? Bunlar için tedbir alınıyor mu? Tabii ki büyüklerimiz bunun için tedbir alıyordurlar. Yani artık onlar, onların işi. Bizler ne yapabiliriz ki? Halk olarak ne yapabiliriz? Sadece kendini koruyabilir deprem esnasında. O da korumaya çalışırsa. Koruyamam. Kendimi de koruyamam. Şöyle koruyamam. Depremin ne zaman olacağını bilmiyorsun. Nasıl koruyacaksın? Zaten sen kaçmaya kalksan kaçamazsın. Yıkıcı bir depremse. Allah yar ve yardımcımız olsun. Başka bir şey de demiyorum. Yapacak bir şey yok. 2024'ten beklentiniz? Yine diyeyim, sağlık diyeyim, huzur diyeyim. Güzel günler olsun. Depremsiz, doğal afetsiz bir hayat olsun inşallah.
Gündemin Sesi programımızın bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.